Sportif'ten herkese merhabalar. Bugün Sportif'te konumuz judo. Hadi gidelim. Sportif'te bu hafta Uzak Doğu'ya gidiyoruz. Japonların milli sporu judo. Judo kelimesi nazik olmak veya yol vermek anlamına gelen ju ve yaşamın yolu anlamına gelen do sözcüklerinden türetilmiştir. Kelime karşılığı nezaket yolu veya yol verme yoludur. Herkes bu sporu mutlaka duymuştur ancak ne kadar yakından tanıyoruz? Japonca'da yumuşaklık anlamına gelen ve geleneksel Japon savaş sanatlarından olan jujutsu, judonun temelini oluşturmuştur. 1882 doğumlu bu dövüş sanatı, Doktor Jigoro Kano tarafından yaratılmış ve günümüzdeki haline gelmiştir. Matematik öğretmenliği yapan Jigoro Kano, 17 yaşındayken başladığı jujutsuya tutkuyla bağlanır. Hayatın tüm sorunlarından uzaklaşmak istediğinde kendini bu savaş sanatının kollarına bırakır. Seneler ve tecrübeler sonucu artık bildiklerini aktarmak ister ve bir tapınakta ders vermeye başlar. Ancak kendi fikirleri ve taktikleriyle jujutsuyu güncelleyerek judo savunma sanatının temellerini atar. Beden ve ruhu beraberce eğiten bu spor aynı zamanda çalışma prensibiyle insana konsantre ve ruhu dinlendirme adına da oldukça fazla şey katar. Judo aynı zamanda olimpik anlamda da oldukça popüler. Olimpiyat tarihi boyunca Japonlar ata sporları konusunda çok iyi bir performans gösterse de Türklerin de bu branştaki başarıları yadsınamaz. Biz de bu hafta 2016 Rio Olimpiyatlarında bizleri temsil eden, şimdilerde ise 2020 Tokyo'ya hazırlanan Dilara Lokman Ekim, Büşra Katiboğlu ve Kayra Sait'i konuk ettik. Judo nedir onlardan dinledik. Hadi ekran başına. Geldik sonunda judo salonuna. Gördüğünüz üzere ayaklarım da çıplak. Çünkü burada mindere girmenin bazı kuralları var. Onları detaylı olarak hocamızdan dinleyeceğiz ama ben önce biraz ısınmak istiyorum. Çünkü korkutucu rakiplerim var. Benim için buraya kadar geldiler. Merhaba. Dilerseniz ben şimdi biraz ısınayım, hazırlanayım. Çünkü bugün iddialı olmak istiyorum. Judo'da bir şeyler yapmak istiyorum. Judo. Yani ilk dövüş sporu Japonya'da. Karate'den de önce geliyor aslında. Tarihi epey eski. Ama biz sizden de dinleyelim istiyorum. Tabii ilk önce ben çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladığınız için. Judo dövüş sporu olarak ben değerlendirmiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Savunma mı demeliydik? Savunma sporu olarak judo. 64 Tokyo Olimpiyatlarından beri olimpik anlamda yarışmalarımız var. Judo denge prensiplerine dayalı bir sporumuzdur. Öğrencilerde genel olarak empoze etmeye çalıştığınız şey sanırım kendini savunmak ve aslında bu judonun bütün felsefesini de ahlak olarak benimsemek üzerine kurulu sanırım. Kesinlikle. Öyle değil mi? Doğru. İlk önce hani bizim tabii yarışmacı olarak yetiştiriyoruz ama önceliklerimizden bir tanesi iyi anne baba olabilmeleri ileriki hayatlarında. Aslında bu felsefeyi benimsetmek adına sanırım daha yani bu benim dikkatimi çekti tamamen. İçeri girdikten sonra minderin tam başında öğrenciler mindere çıkmadan antrenörleri başlarında olsa da olmasa da selam veriyorlar. Çok doğru. Bu da buna bağlı herhalde biliyorum. Evet, temel saygı içerikli. Yani sadece budur. Yaptığımız, çalıştığımız yere de kimse olmasa bile saygını gösterdiğimizin bir göstergesi olaraktan selam veriyoruz. Judo'ya başlama yaşı nedir? Judo'ya başlama yaşı 7 yaş olarak. Hani hemen hemen ilkokul çağında çocukları şey yapıyoruz, başlatıyoruz. Ama tabii daha öncesinde de oyunsal alanda başlatabiliyoruz. Bir teknik soru daha sormak istiyorum. Karate'deki gibi kuşaklar var. Bu kuşaklar prototip mi? Yani tüm renkler yine aynı siyah kuşak en büyük mertebe oluyor sanırım. En büyük mertebe tabii eğitim seviyesi. Bizde 6 beyaz, sarı, turuncu, yeşil, mavi, kahverengi eğitim kuşaklar oluyor. Yani eğitim dediğimiz teknikleri hem yerde hem ayakta hani
Türkçe tabiriyle izah ediyorum. Çalışmasını yapıyoruz. Ondan sonra siyah kemer imtihanına giriyorlar. Ondan sonra siyah kemerden sonra kişilerin kendine kalmış. Peki bundan sonrası için hedefleriniz neler? Şimdi 2020'de Tokyo var. Bu sefer kaç sporcu göndermeyi hedefliyoruz? Bugün 4 sporcu gönderdik diyor ya. Bundan sonrası tane, için hedefleriniz? 4 tane ama kota sayımız 7. Evet, yani 7. Evet. Çünkü aslında hani ben niye vurguluyorum? Önemli bir nokta oluyor. Tabii. Yani, sonuçta judoda şu var. Erkeklerde ve kadınlarda o kota içinde olmadığınız zaman imkan yok, başkasını gönderme şansınız yok. Yani o yüzden önemli. 2020 Tokyo Olimpiyatları için daha şimdi yeni bir planlamalara başladık ama ben teknik ekip olarak yani 8'den aşağı hedefi büyük tutuyorum yani. 8. Tabii ki hedef büyük olmak zorunda. Madalyada niyetimiz var o zaman. Kesinlikle, kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim için uzun yollardan geldiler sporcularımız. Çok teşekkür Biraz ederim. Biraz da onlarla konuşmak çok istiyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler çok her şey için. Yanımda Kayra Sait var. Kayra Sait hem Türk vatandaşı hem Fransa ama Türk milli takımında olmayı tercih etmiş. Şimdi aslında ben oradan başlamak istiyorum. Kayra neden Türk milli takımını tercih etti? Çünkü Fransa'da da bir süre sanırım görev yaptı değil mi? Yani Fransa milli takımında da sporcuydu. Donc pourquoi est-ce que tu as choisi la Turquie étant donné que tu as servi en France pendant des années aussi? Ben j'avais de très bonnes opportunités en fait ici. J'ai eu la chance de tomber sur de bonnes personnes. Türkiye'de çok güzel fırsatları vardı ve doğru insanlara da denk geldi gelmesi. Et puis finalement au bout de deux ans, je suis fier de mon choix. Enfin, je regrette pas d'avoir fait ce choix en fait. İki sene oldu ve seçeneğinden mutlu ve iyi ki yapmışım diyebiliyorum. Fransa'da mı başladı? Tu as commencé en France? Oui, j'ai commencé en France à l'âge de 14 ans, un peu très tard, et puis j'ai démarré. Puis finalement, très vite, je me suis différencié des autres. J'ai très vite monté les échelons. 14 yaşında başladı ve aslında geç başladı ama çok çabuk kademeleri çıktı, geçti ve evet öbürlerinin arasında fark yaratmaya başladı. C'est vrai qu'au départ, je voulais pas faire du judo, je faisais du football, si je me rappelle bien. Et mon père, il m'a dit, je veux que tu fasses un sport de combat, tu es une fille, j'aimerais bien que tu puisses savoir te défendre si jamais il y a quelque chose. İlk başta aslında daha futbol yapmak istiyordu, futbol yapıyordu. Ama babası, yok sen bir bayansın, savunmayı bilmen gerekir. Biraz baskıyla judoya başladık. Et puis finalement, au bout d'un an, je me suis retrouvé en équipe nationale. Et puis, tout est allé vite finalement et j'ai gardé ce sport. Bir sene sonra kendini işte milli Fransa takımında buldu ve her şey çok hızlı ilerledi ve bu sporu devam etmeyi tercih etti. Bu sene Rio'daydı 2016'da, şimdi 2020'de Tokyo Olimpiyatları var. Hedefleri neler? Yani spor kariyerinde beklediğin nokta ne? Şu an nerede? Alors, tu étais donc à Rio en 2016 et puis en 2020 et à Tokyo. Qu'est-ce que tu penses de ta carrière? Enfin, où est-ce que tu en es dans ta carrière et quelles sont les étapes que tu vas suivre en fait, plus ou moins? Bah, je pense que Rio, enfin, j'ai terminé 5e, mais ça m'a mis une bonne claque. Au contraire, ça m'a plus motivé justement à aller jusqu'au Japon parce que bon, quand tu es athlète de haut niveau, tu as quand même envie de prendre cette médaille olympique. Et moi, mon but à moi, c'est de. Şimdi Rio'da 5. olarak bitirdi. Hem bir yandan sert bir dayak gibi oldu. Bir yerden de motivasyonu kat kat arttı. Ve ona göre de kendini hazırlamaya... Hırslandı belki. Hırslandı aynen. Ki profesyonel sporcu olunca tabii sportifler yani en güzel madalyayı hedef olarak tutarlar. Yani tutuyor kendisi. Başarılar diliyorum. On souhaite de la réussite. Ne kadar zamandır Türkiye'de? Biraz Türkçe biliyordur herhalde. Biraz. Ça fait combien d'années que tu es en Turquie? Ça fait 2 ans maintenant. 2 sene oldu. Ne biliyorsun? Neler biliyor Türkçe? Qu'est-ce que tu sais en turc? Je
Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Memnun oldum. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Her şeyi öğrenmiş. Sağ sol. Sağ. Çok memnun oldum. Umarım tüm hedeflerine böyle çabuk kavuşur. En espérant, elle est très heureuse d'avoir rencontré, en espérant que tu vas arriver à tous tes buts, tout ce que tu veux assez rapidement comme. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Yeter, canınız çıktı. Bir şey söyleyeceğim. Bu kavga benim için sayın seyirciler. O diyor ki ben röportaj yapmak istiyorum. O diyor hayır ben yapacağım. Birlikte birbirlerini yediler burada. Ben noktalıyorum. İkiniz de yapacağım. Sonra da hatta detaylarıyla bu işi öğrenip bir de size şaka. Biraz daha yakından tanıyalım şimdi arkadaşlarımızı. Sonunda sulhü sağladım. Geldim arkadaşlarımın yanına. Bir tarafımda Büşra Katipoğlu var. Diğer tarafımda Dilara Lokman Hekim. İkisi de bu sene bizi Rio Olimpiyatları'nda temsil ettiler. Umuyorum 2020 Tokyo'da da göreceğiz kendilerini. Ama öncelikle nasıl başladılar judoya? Onu sormak istiyorum. Hayat hikayeni dinlemek istiyorum. Senden başlayalım istersen. Merhaba. Ben judoya 2000 yılında ilkokul 2'ye giderken okulumda gezerken panoda judo başlıyor diye bir yazı gördüm. Beden eğitimi öğretmeni sayesinde başlamış oldum ve sonra işte gittim, kontak kurdum. Bir çocuğun, o yaştaki bir çocuğun şu an kendi düşündüğüm zaman gidip cesaretlenmesi zor ama ben bunu yaptım ve iyi ki yapmışım. Sonra beden eğitimi öğretmenim de bana çok destek oldu, yeteneğim olduğunu söyledi. Öyle devam ettik, güzel. Peki yani mesela şimdi futbolu vesaireyi televizyondan seyrediyoruz, biraz daha aşinayız, biliyoruz ama judo biraz yabancı da aslında. Bir kız için bu çekimi nasıl yaşadın? Bence her insanın belli bir karakteri olduğuna inanıyorum. Ben de biraz hırçın bir karaktere sahip. O yaşlarda küçükken, da vardı o zaman. Aynen, hani izlediğimiz şeyler sokakta. Biz sokakta oynuyorduk yani, o zamanların çocuklarıyız, bilgisayar yoktu. Ve o zamanki davranışlarım beni judoya doğru çekti. Yoksa ondan önce voleybol yaptım, basketbol yaptım. Ama judo çok farklıydı benim için. Farklı da kaldı zaten. Şimdi ben Dilara'nın hikayesini de merak ediyorum aslında. Sen nasıl başladın judoya? Ben ilkokulda beden eğitimi derslerinde çok hareketli bir çocuktum. O yüzden beden eğitimi öğretmenim çok üstüme düşüyordu zaten. Judo hocası okula geldi, judoyu tanıttı. Benim de kafamda bir merak uyandı, yani judo ne acaba? Türkiye'de gerçekten bilinmiyor. O zamanlar hiç bilinmiyordu. Daha sonra akşam eve gittim, anneme ısrar ediyorum. Anne, judo diye bir şey varmış ama ne, ben de bilmiyorum. Beni götürür müsün lütfen? İstemedi önce pek. Sonra götürdü. Ben de çok sevdim, çok ısındım. Bir daha da kopamadım zaten. Ay şimdi şunu merak ediyorum. Hırçınlık dediğiniz, böyle hani şey dediğiniz, biraz acı baş, kavga. İlkokulda böyle biraz daha erkeksi, biraz daha yaramaz yani bir tavır da olabilir mi acaba? Tavır. Evet, vardı bende de sınıfta. Erkeklerle kavga ederdim. Demiyordum onları biraz. Erkeklerle ya, bu çekimin evet, bununla alakası olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Tamamen hırçındım. Evet, çekiyor kendisi. Çekiyor. Şimdi 2020 Tokyo var. Onunla ilgili neler planlıyoruz? Çalışmaya başladık. Evet, onun için artık kesinlikle daha tecrübeliyiz yani Rio'dan sonra. O yüzden daha bilinçli maçlara, daha bilinçli katılıp, daha bilinçli hareket edip, daha bilinçli antrenman yapıp, kafa olarak daha iyi hazırlanıp Tokyo'da daha iyi netice alacağımıza inanıyorum. Sen neler söylemek istersin? Japonlara karşı bu sefer nasıl bir tutum sergileyeceksin? Siz Japonlar bize karşı, yani onlar bize karşı biraz bir
üstün beslemesi lazım. Çünkü gerçekten iki tane Japon düşmanı duruyor karşımıza diyebiliriz. Şunu sormak istiyorum, lafını kesiyorum. Demin milli takım antrenörüyle konuştuğumuzda hani olimpiyatlarda aslında daha önce şampiyonlarla karşılaştıkları rakiplerle karşılaşıyorlar. Ama ekstra bir tedirginlik yaşıyorlar dedi. Hani belki bu sizin kariyeriniz için en top nokta olduğundan dolayı daha önce başka yerde kolay yaptığınız bir şey orada daha zor yapıyor olabilirsiniz belki. Böyle bir his var mı? Yani bu olimpiyat size o anlamda da fayda sağlar mı acaba 2020'de? 2016 Rio? Tabii ki de sağlar çünkü gerçekten çok büyük bir tecrübe oldu. Çok değişik duygular yaşadık. Öyle bir heyecan oluyor mu gerçekten? Gerçekten oluyor ve çok değişik duygular yaşadık. Yani bunu hissetmek lazım, anlamak için anlatılmıyor çünkü. Biz oraya gerçekten çok zor gittik, çok zor. Dünya şampiyonunu yendi arkadaşım. Ben geldim dünya üçüncüsünü yendim, Avrupa şampiyonusunu yendim. Yani o kadar zor insanları yenerek oraya gittik ki gene aynı insanlarla maç yapıyorsun. Aynı mindere çıkıyorsun, aynı atmosferi soluyorsun. Ama çok farklı bir şey ki işte orayı aşsaydık ki bu bize tecrübe olarak geri döneceğini ve 2020 her şey çok farklı olacağını inanıyorum. Daha güzel sonuçlar alabilirdik ve alacağız da yani. Ben de çok güveniyorum. Umarım yani bu zaten çok güzel bir başarı. 2020 Tokyo'da üstüne katarak ilerleyeceğiz. Çok teşekkür ederim sohbetiniz için. Teşekkür ederim. Ama biraz şimdi artık ben judoyu öğrenmek istiyorum. Bakalım ben neler yapabileceğim. judoyu temel hatlarıyla öğrendik, felsefesini dinledik, sporcularımızı da tanıdık ama teknik anlamda hiçbir şey dinlemedik. Onları da artık sana sakladık Büşra. Şimdi ben merak ediyorum judonun kurallarını. Ama önce esas meseleden başlayalım. Bir selam vermemiz gerekiyor değil mi? Bunun amacı nedir? Selam, judo her zaman söylediğimiz gibi sevgi ve saygı sporudur. Bu yüzden biz maçlara başlamadan, mindere çıkmadan önce mindere sevgi ve saygımızı göstermek için selam veririz. Ondan sonra rakibimize sevgi ve saygımızı gösterdiğimiz için. Yani önce mindere selamını veriyorsun. Nasıl? Mindere, iki ayakların topukları birleşik, ellerin yanında ve vücudun dik, hafif eğilerek. Önce mindere, sonra dönüyorsun. Sonra. Aynı selamı rakibine. Maçlara biz minderin dışından başladığımız için şöyle gösterebilirim. Oradan selam verip kırmızı minderin burasına kadar geliyorsun. Burada bir selam daha verip orta mindere giriyorsun. Karşında rakibin oluyor. Hakemin verdiği şeyle selam hareketiyle rakibine de selam verip maça başlıyorsun. Yani üç tane selam vermiş. Üç selamımız var. Önce mindere çıkıyoruz, sonra kırmızı mindere çıkıyoruz. Ondan sonra rakibimizin karşısına bir selam daha veriyoruz. Maç başlıyor böylece. Maça başladık. Genel kurallar neler şimdi? Karşında rakibin var. Rakibinin dokunulmaması gereken yerler var mı? Nasıl anlatabilirsin? İlk önce şöyle anlatabilirim. Bizim temel amacımız her şeyden önce rakibi sırtının üstüne düşürmek. Hı hı. Ve buna göre çok hızlı düşerse ipon skoru oluyor ve maç düştüğü anda bitiyor. Ipon skoru yani evet. Bu maçın en top hareketi. Evet. Artık kurallarımız değişti. Önceden bir sürü puan verilecek düşüşler vardı. Bunları kaldırdılar. Sadece Wazari adı altında topladılar. Seoi nage, seoi otoshi, uki otoshi, harai goshi, hane goshi, osoto gari, kosoto gake, osoto guruma, uchimata, uchimata sukashi. Yan düşüşler, yumuşak sırt üstü düşüşler bunların hepsi Wazari adı altında geçerli. Wazari hareketi maçı kesinlikle bitirmeyeceğine karar verildi. Ondan sonra 3 tane ceza skorumuz var. Mesela sizin de dediğiniz gibi tutmayı yasak olan yerler var. Tutma yasak olan derken tutup çok beklemek ya da rakip seni tuttuğunda pasif kalmak ya da kemer altı yerlere dokunmak. Yani o zaman bel altına dokunmak yasak. Evet, çünkü bu sefer defansif bir judo olduğuna karar verdiler. O yüzden onu değiştirdiler. Minderin dışına çıkmak. Rakip seni itse bile eğer sen çıkarsan artık sen ceza alıyorsun ve 3 tane ceza alırsan maç bitiyor. Rakibin itmesinin bir yaptırımı yok mu o zaman? Yok. Yani diyor ki seni rakip itiyorsa zaten judo karşıdaki insanın kuvvetini kullanmak ise sen onun seni itiş kuvvetini kullanıp oradan teknik çıkartabilirsin. Ondan sonra yerde devam ediyor. Mesela atıyorsunuz, adam yüzüstü düştü. Hemen kalkmıyorsunuz ayağa. Hakem yerde çalışmasına izin veriyor. Çünkü yerde bizim boğuş hareketlerimiz ve kırış hareketlerimiz. Ayrıca Osaka Mawaza dediğimiz tutuş hareketlerimiz var.
Tutuş hareketlerinde 20 saniye. Özür dilerim. Yere düşürdünüz. Yerde de bir maç devamı var, evet, o zaman. Evet, yerde de maç. Yani eğer maçı illaki atarak almak zorunda değilsiniz ya da ceza aldırmak zorunda değilsiniz. Maç ayaktan yere indiği anda yerde 20 saniye rakibinizi tutarsanız, etkisiz hale getirirsiniz sırt üstü yatık vaziyette, tekrardan maçı kazanmış oluyorsunuz. Eğer kolunu kırış hareketiyle yaparsanız rakibi pes ettirene kadar, yani iki kere yere vurmak pes ettirmek demek judoda. Ve boğuş nefesini kesmek, yakalarımızı kullanarak nefesini kesip pes ettirirseniz gene maç sizin olur. Nasıl yakalarınızı kullanarak? Yakalarınızı nasıl kullanarak? Göstererek yapayım mı? Olur. Elimizin bir tanesi buraya geçip, sadece bu, bir sürü teknik var. Bunlar temel teknikler. Sadece böyle sıkıyoruz ve sen birazcık nefesinin darlandığını hissedersin. Bu sadece tekniklerden bir tanesi. Bunların farklı farklı türevleri var. O zaman bu giydiğimiz kıyafetin de bir manası var. Evet. Yani bu hareketi yapmanın mesela ben gerekli olduğunu hiç bilmiyordum. Evet, bu giydiğimiz kıyafetin kalın olmasının sebebi de bizde çok tutuş hareketleri olması, çekiş hareketleri olması. Çünkü eğer ince bir yapıda bir şey olsa yırtılabilir. Şey... Belki düşüşleriniz de yumuşatıyordur. Bilmiyorum. Pek sanmıyorum. Peki maçlar nasıl oynanıyor? Süre mi? Set usulü mü? Sayı mı? Süreden 4 dakikadan oynanıyor. Ama kategorilere göre değişiyor. Küçüklerde 3 dakikaya kadar inebiliyor. 2 dakikaya kadar da inebiliyor. Çok küçük çocuklarda. Hakem maçı kendisi, hani süreyi kendisi durduruyor matelerde. Süre durup tekrardan başlıyor. Yani maç, evet, 4 dakika ama siz o minderin içinde durdurmalarla birlikte bir 6-7 dakika kalmış oluyorsunuz. O zaman biraz düşüşlerden bahsedelim. Tamam. Bir tane yukarıdan aşağı doğru indirmek var. Onları aslında birazdan deneyeceğiz de herhalde. Senin bana burada uygulamada göstermek istediğin bir şeyler, anlatmak istediğin, başka eklemek istediklerin var mı? Judo'da 101 tane temel teknik var ve bunların teker teker hepsinin isimleri farklı. Yakayı kullanarak teknikler var, ayağınızı kullanarak teknikler var, kalçanızı kullanarak teknikler var. Bunları zaten göstereceğim. Şu an pek yok yani. Aynen. O zaman biz biraz mindere geçelim. Geldik. Bugün konumuz judoydu. Az önce de bir maçtan çıktım ama gerçekten görüldüğü gibiydi. O kadar yoruldum, o kadar hırpalandım ki size anlatamam. Allah'tan Büşra biraz merhametli davrandı bana. Yanındaki bu arkadaşlar da judonun gelecekteki umutları. Hepsi burada bir takım hedefler peşinde çalışıyorlar gece gündüz demeden. Hepsine birer cümle hakkı tanıyacağım ve gelecekle ilgili hedeflerini, neler düşünüyorlar, judo ile ilgili ne söylemek, judo ile ilgili ne söylemek istiyorlar. Onu dinlemek istiyorum. Senden başlayalım istersen. Ben Dilara abla ve Büşra abla gibi ben de milli takımda olmak istiyorum ve ülkemi temsil etmek istiyorum. Bence çok güzel bir duygu. Maça gidip de bayrağımızı havaya kaldırmak bence güzel bir duygu. Sen? Ben spora başlamak isteyen arkadaşlarımızı judoya davet ediyorum. Yaptığım spordan gurur duyuyorum. Herkesi judoya davet ediyorum. Ben de milli bir sporcu olup ülkemi temsil etmek istiyorum. Olimpiyatlara gitmek istiyorum. Judo erkek bir sporu değildir. Kızları da davet ediyorum. Yaptığım sporu seviyorum ve sizi de bekliyorum. Herkesi judoya davet ediyorum. Siz? Ben de herkesi judoya davet etmek istiyorum. Sen de ediyorsun o zaman. Hepimiz, herkesi önce spora davet ediyoruz. Bu hafta da judo ile kapatıyoruz programımızı. Hep birlikte veda edelim o zaman, tamam mı? 1, 2, 3. Hoşçakalın. Hoşçakalın.